Eğer gönüllerle konuşacak biri olacaksan, Ebu Bekir'le Osman'ı karşılaman bile farklı olacak. Bu neyi gerektiriyor kardeşler? Senin 3 tane damadın var. Biri filan yerde öğretmen, öbürü doktor, öbürü de cami imamı diyelim. Bunları farklı karşılayacaksın. Sen hangi peygamberin ümmetisin? Düğün yaptın, düğününe sıradan köylüler de geldi, şehirliler de geldi, kaymakam da geldi, imam da geldi. Herkesi adamına göre karşılayacaksın. O zaman anlaşılır, ehli sünnet olduğun senin. İnsanlara kürklerine kebap yedirtmeyeceksin. O meşhur kürküm ye hikayesi var ya, kürklerine göre değil, kimliklerine göre karşılama törenin olacak. Çocuklarına ekonomik açıdan adil davran. Hepsine aynı harçlığı ver. Ama sana hürmeti diğerlerinden fazla olan çocuğu sen de o şekilde karşıla. Ki edebe, edeple muamele etmiş ol. Baba diye çağıran çocukla efendi baba diye sana hitap eden aynı ise senin gözünde, sen efendiliği hak etmiyorsun demektir. Çocuğun fazlalığı var sana karşı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas almış bir ümmetiz ya, o cemaatteniz ya, sünnet sadece küçük yaşta geçirdiğimiz ameliyatın adı değil bizde. Şahsiyetimizin, yaşantı tarzımızın adıdır. Eğer bunu bu şekilde uygulayamazsak biz, sünnet ehli oluşumuzun bir farkı olmaz. İnsanlara insanlığın ortak diliyle hitap etmek gerekiyor.